Gel. İki kişi geldi Hakan Bey. Kimler? Biri Resul. Yanında da biri var, tanımıyorum. Gelsinler. Ahmet. Sen delirdin mi be? Bunun ne işi var burada? Telaş etme Hakan, bir dinle. Sen çıkabilirsin. Çık. Anneni ben öldürmedim Ahmet. Vallahi de billahi de ben öldürmedim anneni. Sakin ol Hakan. Otur. Sen de otur. Oturun. Hep birlikte konuşmamız lazım gelen şeyler var. Anneni ben öldürmedim. Sana söyledim Ahmet. Anneni Hakan öldürmedi. Ateş eden başkasıydı. Ateş edeni Hakan da gördü, ben de gördüm. Bir atkı vardı boynunda. Kahverengi bir palto giymişti. Evet, bir pantolonu vardı. Gri ya da siyah, tam olarak hatırlamıyorum ama... Anneni ben öldürmedim Ahmet. Bak, aramızda bir sürü şey geçti. Seninle kavga falan ettik. Ama ben kimseyi öldüremem. Bunu biliyorsun. O yüzden hala nefes alıyorsun ya. Katilini öldürmek istediği aslında bendim. Annem değil. Annem beni korumak isterken kendini siper etti bana. Ateş eden aslında bir maşa. Bir tetikçi. Asıl... Onun arkasındaki kişi ya da kişiler miyim? Onlara ulaşmak için de tek yol ateş eden kişiyi bulmak. İyi de nasıl bulacağız? Adamı gördük, tipini biliyoruz ama ne ada belli ne sana. Nerede arayacağız, nasıl bulacağız? Senin bir fikrin var mı? Bu işler öyle kolay değil Hakan. Bir taşı oynatırsın, altından bin türlü böcek çıkar. Ne demek bu? Hakan... Hiç ummadığın şeylerle karşılaşabilirsin. Neyle karşılaşırsak karşılaşalım. O hakikatle yüzleşmeye hazır mısın? Hiçbir şey burada hapis hayatı yaşamaktan, hayvan gibi kaçıp saklanmaktan kötü olamaz. Peki. O zaman tamam. Beyrin. Ne haber? İyiyim canım. Senden ne haber? Olsun işte. Ahmet hiç gördün mü? Yok, görmedim. Günlerdir ortalarda yok. Annesinin önünden sonra kayboldu. Ayten, ben çok endişeleniyorum. Ya keşke bir haber alabilseydim. Ben boylarda. Kahverengi bir palto giyiyor. Bir atkısı var. Siyah bir atkı. Ne bileyim ben ya? Burada öyle bir sürü adam var. Burnunun üstünde bir yara izi var. Bıçak kesiği gibi. Yok, tanımıyorum öyle birini. Bak, benim adım Resul, tamam mı? Eğer öyle birini görürsen şu telefon numarasını ara. Yazdım, tamam mı? Ben çıkarsam bana, ben çıkmazsam da kim çıkarsa ona söyle, bana haber verirler. Anlaştık mı?
Al şunu. Eğer müjdemi verirsen benimle sana kıyam olur. Hadi eyvallah. Burada da bilen gören yok. Buraya da adamı bıraktım. O katili tanıyan birine rastlarsak mutlaka haberi sürüp adımı okuyacaktır. O zaman da o herif bizi aramaya başlayacak. Tanıyan birine rastlamazsak? Boşuna bu işler zor demedik Hakan kardeş. O zaman da oturup başka plan yapacağız. Şimdilik devam. Hadi. Sana bir diyeceğim var. Ne diyecekmişsin ki? Ahmet! 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 Üç kişi ya. Üç kişilermiş. Birinin adı Resul'müş. Öyle demiş. Öbür ikisinin kim olduğunu öğrenemedim. Birisi de sarı kafaymış. Sarı kafa mı? Saçları sarıymış yani. Ha. Demek Resul ha. Vay 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 vay. Ne olacak şimdi? Temizle. Ama bu sefer dikkatli ol, geçen seferki gibi yüzüne gözüne bulaştırma. Tamamdır. Ekrem Bey. Senin ne işin var burada? Niye Hakan'ın yanında değilsin? Hakan Bey saklandığı yerden ayrıldı Ekrem Bey. Ayrıldı mı? Niye? Bilmem. Ya ben size ne söyledim? Ne emrettim ben size? Ama Ekrem Bey, Hakan Bey artık orada kalmayacağına, bizim de orada beklememizin lüzumu olmadığını söyledi. Bize buradan gidin dedi. Kendi de yanındakiler de ayrıldı oradan. Yanındakiler mi? Onlar da kimmiş? İki kişi ziyarete gelmişti. Onlarla birlikte çıkıp gitti. Nereye sokuyorsunuz o adamlar yanına? Ha? Kimdi o adamlar? Kimdi? Biri Resul'dü Ekrem Bey. Resul? Diğeri de sarışın bir gençti. Sarışın bir genç ha? Resul Bey'le birlikte gelince biz de... Adı neymiş? Ahmet'ti galiba. Evet Ahmet'ti. Çabuk Hakan'ı bulun. Onu her yerde arayın. Çabuk bulun onu. Hayatı tehlikede, anlıyor musun? Hayatı tehlikede. Onu öldürecek. Çabuk hadi. Çabuk gidin arayın. Çabuk ol hadi gidin bulun onu. Ne duruyorsun? Koş! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.